Bu sorulardan bir tanesi dünyaya gönderilen peygamber sayısı. Hepsi erkek midir, kadın var mıdır peygamberler içinde, yoksa niçin gönderilmemiştir? Dünyanın her yerine peygamber gönderilmiş midir gibi şeyler. İkinci soruda insanlar Adem ile Havva'dan meydana gelmiştir. Bunlar yeryüzüne dağılarak çeşitli ırklar meydana getirmiştir. O devirde o kadar uzak yerlere gidip, o şartlara uyup, nasıl esmer, sarı, siyah ırklar meydana gelmiştir şeklinde soru. Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne gönderdiği peygamberlerin sayısını bilmiyoruz. Yalnız bir kısım sahih hadis kitaplarının dışında, hadis kitaplarında bir kısım rivayetlerde 124 bin peygamber, bir başka rivayette de 224 bin peygamber olduğu söylenmektedir. Bu rivayetler hadis kritiği açısından çok itimat edilecek hüviyette değildir, tenkit edilebilir hadis ilmi açısından. 124 bin peygamber olsun, 224 bin peygamber olsun. Esasen peygamberin sayısı da çok mühim değil bir bakıma. Mühim olan husus şudur. Allah hiçbir devri boş bırakmamış, her devre peygamber göndermiştir. Yalnız bu sorunun içinde bir husus daha var. Bilmem ki o kağıtlar içinde var mıdır? Bu da sorulur sık sık. Gönderdiği bu peygamberleri dünyanın çeşitli ülkelerine, çeşitli mıntıkalarına göndermiştir. Nas-ı kat'isiyle ve in min ümmetin illa halâ fîhâ nedîr buyurmaktadır. Hiçbir millet yoktur ki içinde onları eğri yolun encamından sakındıran bir nebi zuhur etmiş olmasın buyurmaktadır. Kur'an'ın bu kat'i nas'ı gösteriyor ki, yeryüzünde milletim diye zuhur eden her milletin içinde peygamber zuhur etmiştir. Bunun böyle olması kat'idir, zira başka bir ayette Allah şöyle ferman etmektedir. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Hiçbir milleti biz azap etmeyiz, onlardan bir peygamber göndermedikten sonra. Allah bir cemaati hesaba çekecek, sigaya çekecek ve sonra azap edecekse, evvela o cemaate peygamber göndermiştir. Bu da anlaşılıyor ki Allah'ın kat'i emirleriyle فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim olursa olsun, zerre kadar hayır yapmışsa onu görecek, zerre kadar şer yapmışsa onu da görecektir. Herkes hayrını, şerrini görecektir öbür alemde. Kendilerine peygamber gitmeyenler şerlerini nasıl görecekler? Kendilerine peygamber gitmeyenlere Allah azap etmeyecektir. Binaenaleyh Allah hayrın şerrin hesabını soracağına göre demek ki herkese peygamber göndermiş. Herkese peygamber gönderen Allah Celle Celaluhu bu hükmü ve in min ümmetin illa halatiha nedir. Hiçbir millet yoktur ki içinde eğri yolun encamından sakındıran bir nebi olmasın. Şu birbirine bağlı mantık silsilesi içindeki şu üç kanuna dikkatinizi çektikten sonra meseleyi arz edeyim. Yeryüzünün her tarafına Allah muhtelif devirlerde peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerin hepsi bir kısım kimselerin, saf kimselerin zannettikleri gibi sadece Arap Yarımadası'nda zuhur etmemiştir. Buna dair kat'i hiçbir emare yoktur. Aksine böyle bir iddiada bulunmak Kur'an-ı Kerim'in nasına ters düşmektedir. Kur'an her milletin içinde peygamber zuhur ettirdim diyor. Hiçbir delile dayanmadan bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası Kur'an'ın nasına karşı gelmektir. Ama biz Arap Yarımadası'nda zuhur eden bütün peygamberleri bilmediğimiz gibi dünyanın sair yerlerinde zuhur eden peygamberleri de bilmiyoruz. Evvela peygamberleri bilmiyoruz. Peygamberler 124 bin tane zuhur etmiş ise biz bunların içinden sadece pek çoğumuz da bilmeyiz de ancak üçü şüpheli 28 tane peygamber biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bunları bize bildiriyor. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem 28 tane peygamber biliyoruz biz. Bunların kendilerine has keyfiyetleriyle sadece Kur'an-ı Kerim'de zikredilmektedir bunlar. Hakim peygamberler. Bunların dışındakiler dile getirilmemektedir. Nerede 124 bin peygamber, nerede 28 tane peygamber? Bizim bazılarımızın ismini bildiğimiz peygamber. 28 peygamberi bilen bir insan, bütün peygamberler Arap Yarımadası'nda zuhur etmiştir iddiası, nasıl vahiy, mesnetsiz bir iddia, siz kıyas edin. Kaldı ki, bu 28 tane peygamberin dahi nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz.
Hazreti Adem'in Serendip Adası'nda mı, Cidde'de mi zuhur ettiğini bilmiyoruz. Serendip Adası'na indiğine dair Talmud'dan, Tevrat'tan rivayetler var. Cidde'de bulunduğuna dair Müslümanlar arasında öteden beri Cidde'de Hazreti Adem'in türbesi var diye rivayetler var. Fakat bunların hiçbirisi kuvvetli değil. Bazı evliyaullah keşfen Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın Cidde'de birleştiklerine dair bir kısım şeyler nakletmekteler ise de bunlar esaslı bir metnede dayanmamaktadır. İnanali Hazreti Adem'i bilmiyoruz başta. Hazreti Nuh'un nerede zuhur ettiğini bilmiyoruz. Azıcık Hazreti İbrahim'i biliyoruz. Babil dolaylarında Anadolu'da dolaşmış, Suriye'ye gitmiş ve Lut Gölü civarında dolaşmış, tarihi şeyini takip ettiğimiz zaman az çok nerede bulunduğunu görüyoruz. Bir peygamber bakın, Lut Aleyhisselam'ı az çok biliyoruz, Sodom Godom'la biliyoruz. Lut Gölü'nün kenarlarındaki beldelere peygamber olarak gelmesi ve o kavimlerin azaba maruz kalmasıyla biliyoruz. Az çok Eyke'de Hazreti Şuayb'i tanıyoruz, Mısır'da neşet eden Hazreti Musa'yı tanıyoruz, Hazreti Yahya ve Hazreti Zekeriya'nın Akdeniz memleketlerinde bulunduğunu, muhtemelen Anadolu'ya geçmiş olmaları ihtimali de var. Mesela Efes'in Hazreti İsa ile, Hazreti Mesih ile alakası, Hazreti Meryem ile alakası bu mevzuda fikir vermektedir. Bunların dışındaki peygamberlerin pek çoğunun da bu 28'den nerede neşet ettiğini bilemiyoruz. Bundan anlaşılıyor ki biz, evvela bu mevzuda bir hükme varamayız, katiyen hüküm veremeyiz. Bütün peygamberler niçin Arap Yarımadası'nda geldi? Dünyanın her yerinde peygamber gelmiş olabilir. Fakat bunlar şu anda dahi karşımıza tahrif edilmiş olarak çıkan sair dinler gibi tahrif edilmiş, aslı kaybolmuş, peygamberliğin izi asarı kesilmiş mahiyette olduğundan peygamber gelmiş midir, gelmemiş midir? Hükme varamıyoruz. Misal arz edeyim size. Hristiyanlık hususuyla orta çağda Hazreti İsa'ya akanimi selase akidesiyle katiyen Allah'ın oğlu nazarıyla bakıyorlardı. Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve Allah Celle Celaluhu üçlü bir üluhiyet koalisyonu kurmuş gibi dünyayı idare ediyorlardı. O günkü Hristiyanlık anlayışına göre. İznik toplantısında meseleye ayrı bir veçe verildi fakat yine vücuha kavuşturulamadı ve akanimi selase anlayışı silinemedi Hristiyanların içinde. Şimdi öyle bildin ki gökten inmiş, kitabı gökten inmiş, öyle bildin ki peygamberle gelmiş. Fakat arkadan gelen bu peygamberlerin peyrevleri, arkadan gelenler tahrif etmişler, değiştirmişler bunu. Peygamberlerine Allah'ın oğlu demişler, o peygamberin anasına da Allah'ın hanımı demişler haşa ve kella. Şu veseni akideyle Yunan'ın Zeus ve Afrodit anlayışı arasında esas itibariyle hiçbir fark yoktur. Onlarda da o büyük güçlü insanlar ilah, onların kızları veya avratları alihe, ilahı olarak, tanrıçı olarak sahneye takdim edilmiş ve beşer bu yanlışlıklara, bu tahriflere şey olmuş, kapılmış gitmiştir. Şayet Kur'an-ı Kerim Hazreti Mesih'in Allah'ın peygamber olduğunu bize söylemeseydi, Hazreti Meryem'in çok azize bir kadın olduğunu söylemeseydi, biz Hazreti Mesih'e ve Hazreti Meryem'e, Zevs'e ve Afrodit'e baktığımız gibi bakacaktık. Anlıyor musunuz? Demek ki pek çok dinler var ki sonra etbaları tarafından tahrif edildiğinden ilahi hüviyet tamamen silinmiştir bunlardan. Onun için bir peygamber gitmiş midir, gitmemiş midir katı hüküm veremeyiz. Belki bakın, demiyorum ben Konfüçyüs bir peygamberdir. Dinler tarihinin bu mevzudaki beyanatına inanmayın. Bunlar derleme toplama şeylerdir. Ama tarihte bir Konfüçyüs vardır. Bir Buda Gotama vardır. Bir Brahma dini vardır Hindistan'da hususuyla. Bunlar çok kalabalık cemaatler için hüküm fermi olan dinlerdir. Şu andaki hüviyetleriyle bunlarda beşeri, fıtri ve tabi olmayan yanlışlıklar, inhiraflar görüyoruz. Sığıra tapma gibi şeyler görüyoruz. Kendini yakma gibi şeyler görüyoruz. Gökilerin yaptığı gibi 6 ay bir şey yemeden mezara girip yatma gibi şeyler görüyoruz. Belki aslında bunlar da Hazreti Mesih gibi hak peygamberdi, bilemiyoruz bunu. Belki diyorum, belkime dikkat buyurun. Belki hak peygamberdi onlar. Belki bu dinler haktı. Tıpkı Hristiyanlığın tahrif edilmesi gibi, Yahudiliğin tahrif edilmesi gibi tahrif edile edile bu hale getirildi. Ve nitekim İslam dünyasında Müslümanlık da sağından solundan kırpıla kırpıla aynı kuş haline getirilmektedir. Birisi içki içerken, başka af buyurun ahlaksızlığı irtikap ederken,
zinayı yaparken yine de bütün Müslümanlığı yaşıyor gibi kendisini görmesi, ameli sahada esasen bu tahrifin ifadesidir. Onun için katiyen reddedemeyiz, Konfüçyüs peygamber değildi. Katiyen peygamber de diyemeyiz. Çünkü peygamber olmayana peygamber demek küfürdür, peygamber olana da peygamber değildir demek yine küfürdür. Bunun gibi Avrupa'da da zuhur etmiştir, hiç bilemeyiz. Sokrates'in hayatı bize tam intikal etmemektedir. Bir Yahudi filozofu mudur, başka mıdır bilemiyoruz. Daha ziyade ırkçılık esasına müstenit kimseler, öyle devlet kuranlar, o türlü yazarlar, daha ziyade onun bir Yahudi olduğunu hükmetmektedirler. Ama tarihi vesikalar Sokrates'in bir Yahudi olduğu mevzunda bize kanaat vermemektedir. Cinsi sapık olduğu, homoseksüel olduğu hususunda ifadeler vardır. Ama bu mevzuda da kat'i bir yakınımız yoktur. Eflatun'un kendisinden naklettiği şeylere bakılırsa Sokrates diyor ki, benim gözüme bazı şeyler görünüyordu, halüsinasyon olabilir. Bana insanlığın irşadı için bir şeyler telkin ediyorlardı. Ben çocukluğumdan beri biliyordum ki, bütün insanları Allah'a tevcih etmek, insanlara Allah fikrini getirmek için ben vazifeli bir insan olacağım biliyordum. Binaenaleyh, Sokrates'in söylediklerinde de bir hakikat payı varsa, belki fikre, felsefeye daha yatkın, daha uyumlu Avrupa'da bir Avrupa stili peygamberin zuhur etmiş olması söylenebilir. Dikkat buyurun, itina ile sözlere arz ediyorum, Sokrates'e peygamberdir demiyorum. Çünkü değilse küfre giderim. Peygamber değildir de demiyorum. Ama bir olabilir ihtimaliyle meseleyi anlatıyorum. Niçin diyorum? 124 bin peygamber gelmiş, biz bunların 4 tanesinin nerede olduğunu biliyoruz, diğerlerini bilmiyoruz. Ama Muhbir-i Sadık Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her yerde zuhur edebileceğini söylüyor bunların. Bununla beraber size dünyanın çeşitli yerlerinde adını sayısını bilemediğimiz bu peygamberlerin zuhur ettiğine dair bir kısım emareler arz edeyim. Bunlardan bir tanesi, bugün Riyad Üniversitesi'nde matematik hocası. 10 sene evvel kıdemli bir doktordu, matematik doktoruydu. Tahmin ediyorum şimdi profesördü, mütevazi. Kerkük Türklerinden çok Müslüman sağlam bir insan. Adil Bey adını da söyleyeyim. Doktorasını Amerika'da yapmıştı. Ben diyordu, bana şahsen anlattı, orada zencilerle, yerli kabilelerle görüştüm. Bu kabileler arasında bazen öyle prensiplerle karşı karşıya kaldım ki, bu prensipler aynen bizim üluhiyet akidemize tıpatıp uyuyor. Gördüm ki bu kabileler arasında diyorlar, Allah'ın eşi ortağı yoktur. Çünkü esasen üluhiyet şirketi reddeder. Bu kainat iki ilaha verilirse karıştırılır. Bu mana ele alındığı zaman لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلَهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَةَ manası çıkıyor. Eğer bir peygamber bu manayı fısıldamasa insanların kulaklarına, insanların bunu bilmesine imkan yoktur. Ve yine onları dinledim, diyorlardı ki, Allah doğmaz doğurmaz. Çünkü esasen doğma doğurma meselesi bir aysın, bir zaafın ifadesidir. Bu bir eksikliktir esasen. Fani şeylerin hastasıdır bu. Allah beşere ait hastalardan münezzeh ve mukaddestir. Peygamber onların kulağına bu meseleyi üflemese, aklın bu noktaya varmasını insan düşünemez. Binaenaleyh o iptidai kavimlerde, hala ateş dansı yapıp yaşlıları kesip yiyen o cemaatler arasında böylesine çok derin, köklü ve ancak mütekamil milletlerin fikrinde rastlayabileceğimiz bir üluhiyet akidesini bulmak mümkün değildir. Belli ki dıştan onlara üflenmiş ve telkin edilmiş. Asrımızda yaşayan fikir adamlarından bir profesör var. Bu herhalde esas menşe-i Trablusgarp. Mahmud Mustafa veya Mustafa Mahmud. Bu ateizmden dönmüş bir insandır. Daha evvel Karl Marx'ın müthiş müdafiği iken birdenbire Kur'an'ı tetkik ettiği, İslam esasatını tetkik ettiği an birdenbire 180 derece bir dönüş yapmış. Küfürden füze hızıyla mescide gidivermiş bir insandır. Hayattadır bu zat ve elimizde her sahaya dair yazdığı eserler vardır. Bu da böyle bir seyahatini naklediyor. Diyor ki ben Afrika'da yamyamların, tamtamların, kabilelerin adını söylüyor. İşte mesela Çilingo kabilesiyle karşılaştığımda onlarla görüştük, konuştuk. Ben sordum onlara, neye inanıyorsunuz? Dediler, biz öyle bir mabuda inanıyoruz ki o gökte durur, yerde her şeyi idare eder. Allah vaka gökte durmaz. Fakat öteden beri Er-Rahmanu alel arşisteva ayet-i kerimesinde ifade ettiği gibi ilahi emirler ve ilahi hükümler gökten gelir. Onun için nazarlar ve eller göklere doğru kaldırılır. Ve yine gördüm ki aynen ihlasın manasını söylüyorlar. Allah her şeyin ona dayandığı,
ve onun hiçbir şeye dayanmadığı bir varlıktır. Allah öyle bir varlıktır ki o bir babadan anadan gelmemiştir. Ve Allah öyle bir varlıktır ki kimseye baba anne de olmamıştır. Allah öyle bir varlıktır ki onun eşi menendi de yoktur. İhlas-ı Şerif'in manasını söylüyorlar gördüm. Bunlarla iktifa etmedim, başka bir kabileye gittim. Çilot kabilesi. Onlara sordum, siz neye taparsınız? Mesela çalap gibi bir şey dediler, böyle değil yani. Çalap esasen Türkçe'de Tanrı demek. Böyle bir şeye inandıklarını söylediler. Ben onlara da sordum. Üluhiyet anlayışınız nedir dedim. Gördüm ki en mütekamil cemaatlerin kitabı olan Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın gayet safi olarak verdiği tevhid dersi gibi tevhid dersi biliyorlar. Ama aynı adamlar, arızalı, hastalıklı, yaşlı kimseleri, alil, mariz kimseleri kesiyorlar, yiyorlar zayi olmasın diye. Bu kadar vahşet içinde bu insanların böylesine tevhid akidesine sahip olması belli ki bunların kulaklarına bir nebi tarafından fısıldanmış ve bu böyle teamül etmiş, aba encet bu asra kadar intikal etmiş bir husustur. Eğer realite, eğer Kur'an-ı Kerim'in emri, eğerse bizim bu mevzudaki yetersizliğimiz katiyen gösteriyor ki sayısını bilmesek bile dünyanın pek çok yerlerine pek çok peygamberler gelmiştir.